Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Ben Deniz Emirhan. Üçüncü videomu ile karşınızdayım. Öncelikle birinci ve ikinci videoma gelen yorumlar ve izlenmeler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben bu yola başladığımda bu kadar izleneceğimi, bu kadar insanlardan yorum alacağımı, tavsiye alacağımı, hani bana iyi şekilde yaklaşacaklarını bilmiyordum. Çok teşekkür ederim cidden. Hepinize ayrı ayrı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Az önce beceri kitaplarını okudum. Birazcık da bir konuşma yaptım. Fakat canım mikrofonum, güzel mikrofonum kaydetmemiş. Şöyle bilgilendirme vereyim. Şiddetli ve ruh vuruşu geçti. Ruh vuruşunun M6'ya bir kitabı kaldı. Bu push geçmedi. Güçlü beden geçmedi. Şöyle item tanıtımı yapacağım. Ve bu videoda abi tılsımı göstereceğim. Şimdi bu tılsım hakkında ufak bir bilgi vereceğim. Bu tılsım benim değil, Samet abinin. Abi karanlık tılsım nedir? Kulede slotlara karanlık tılsım işliyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sürgüne de şimşek tılsımı işliyor. Bu karanlık tasarım olayında karanlık direnç var ya abi, şurada gördüğünüz 20 karanlık direnci yazıyor. Bu abi kuledeki slot aransını daha az hasar almanızı sağlıyor. Karanlık direnci maksimum 25'e kadar geliyor, haberiniz olsun. Karanlık tasarımı artı bastıkça karanlık tasarımın artısı yükseldiği zaman burada karanlığın gücü yazıyor. Bu da abi kuledeki slotlara daha fazla vurmanızı sağlıyor, haberiniz olsun. Artı basarken bunları istediği için basmaya götümüz yemiyor açıkçası. O yüzden bu böyle kalacak. Bu da benim değil, öyle ödünç aldım zaten Samet abiden. Onu da buradan çok selam, teşekkür ederim. Şimdi abi ufak bir item tanıtımı yapacağım. Çünkü çoğu arkadaş itemlerimi merak ediyormuş. Şöyle göstereyim abi hemen. 10 ölümsüz 3 galip fiş. 20 ölümsüz başlık. 30 STR'li bir kostümümüz var. Oyunun verdiği silah. Fiyatlarına söyleyeyim arkadaşlar bunları. 20 ölümsüz HP örtüm. Bunu 6 mora aldım. 1.5 KP 50 STR, bunu da kaç bon, 6 bon almıştım galiba, 5 bon 50'ye mi almıştım? R4 açtık, gayet uygun fiyattan aldık. 5 kelimiz 20 ölümsüz yeterli, eğer siz 61 kalkan alabilirsiniz lazımsa. Ondan sonra cuma, bu bilezik efsane bilezik, 7 bon aldık bunu, şeytan ölümsüz delici. Çüpemizi 10 bon aldık, ölümsüz çifter şeytan. Bu iki itemi 11 bon aldık arkadaşlar. Bu birazcık tırt ama bunu değiştireceğim. 5 kritik 1.5 AFP'si var. Bu da 5 bölümü 5 kritik 1.5 AFP. Özet geçtim. Uzatmaya gerek yok. Yok almış abi, itemler de yok. Nazar tasımını 1 gün 13 saati, bunu da 24 gün 13 saati kalmış. Başka item olarak gösterebileceğim bu kişim var. Bir de şu kaplanım var. Başka da itemim yok. Bu kadar itemim var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Dediğim gibi son video, yani kule olarak son video gelecek. Tabi ileride kule videosu gelecek ama en azından böyle bir iki hafta kuleye ara vereceğim video için. Ama tabii ki de paramı kulede kasacağım. Yapacak bir şey yok. Tılsım almam gerekiyor acilen bir şekilde. Şimdi ben sizi video ile baş başa bırakayım. Dediğim gibi videonun içeriği karanlık tılsım. Ne işe yarar, ne işe yapar bulur abi. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Keyifseydi. Evet arkadaşlar, şu anda kuledeyiz. Ve Yunus abiden şöyle bir tılsım aldım. Tılsımın etkisini sizlere göstermek için. Ben az çok denedim, yani tılsım bayağı bir etki ediyor ama üst katlarda göreceğiz tamamen etkisini. Şöyle abi karanlık tılsım, yani burayı işleyen, şöyle göstereyim. Burayı işleyen bir tılsım. 20'de karanlık direnci var, bayağı iyi. Şöyle bir artımızı alalım hemen. Burada arkadaş varmış ama sıkıntı yok. Dol diyelim. Dolu bro diyelim. Ben çıkacağım. Sıkıntı olmasın. İnerlerse başlayacağız arkadaşlar. Diyelim şöyle bakalım. Kayıt ediyor. Tamammış. Eyvallah diyelim. Bunlarda sıkıntı çıkaracağını sanmıyorum bunlar. Sıkıntı değil. Şöyle bir çıkalım hemen kulemize. İnşallah iyi bir etki ediyordur. Çünkü ben de ona göre alacağım tılsım. Şu metrimizi hemen keselim. Bu arada kral kartlarını topluyorum da birikiyor. Öyle oynuyorum, hep bronz alıyorum. 50 kart para çıkıyor. Yani onları da bir oynamayı öğrenirsem çok iyi olacak. Burada az çok takıldığım zaman arkadaşlar şöyle artı basmaları elde ettim. Bunları pazara koyacağım. Yani 200k'dan gitse bile bizim için çardır. Pot paramızı karşılasa çardır arkadaşlar. Boşa gitmesin. Abi bak, kuşakla sersemli kalkan almayı unuttum ama sıkıntı olmaz herhalde. Şöyle beceri kitabımızı hemen alalım. Şamana düştü abi, bakalım. Şimşek çağırmaymış, çöp. Evet, ikinci kata ışınlanıyoruz şu anda, ışınlandık. Bakalım hayırlısıyla kulemizi tamamlayacağız. Şöyle artımızı tekrardan tazeleyelim. Evet. Tasımı çıkarıp takalım hemen. Ne olur ne olmaz. Şuna takalım.
Şimdi Meler, şurada bir pelerin basalım değil mi? Şöyle pelerimizi abanalım şöyle. Evet, bakalım canımız gidecek mi gitmeyecek mi? Onu göreceğiz şimdi. ETP'de iyi yatır inşallah. Bu arada diğer videoya gelen yorumlar için çok teşekkür ederim. Çok kişi bilgilendirici videolar, yorumlar atmış. Canımız şu an oynamıyor diyebilirim arkadaşlar. Baksanıza top bile basmıyorum yani şu an. Hip absorbe var az çok. O hip absorbeden şey oluyor. Güzel yani, tılsımın iyi bir etkisi olduğunu büyük katında göreceğiz daha doğrusu. Hani şu anda az çok gene buralara dayanabiliyorduk ama onu asıl büyük katında göreceğiz. O zaman diğer katta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bir üst kata daha geldik şöyle. Biraz kasabilir bilgisayar, kusura bakma çünkü diğer video bir render atıyor şu anda. Şöyle şeytan kralımızı hemen keselim. Beceri kitabımızı alalım. ETP kaç tane oldu? 2, 5, 7, 8, 9 tane olmuş. Tamam, ETP atacak. Şöyle beceri kitabımız şamana mı gitti genel anasını satayım. Kılıç çevirmemiş. Güzel abi. 1,5 M3 M eder. Güzel. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, normalde ben burada bayağı bir ölüyordum. Yani şu an yaşamım falan da yok. Yani mühür katında bakalım ne yapacağız. Ben buraları temizleyeyim arkadaşlar. Mühür katında görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu anda metin katına gelmiş bulunmaktayız. Şöyle metinimizi keselim. Metinler beceri kitabı atıyor. İlk metin. ETP'miz de var. Oha, ruh taşı attı. Çok güzel abi. Çok güzel. 4 M'de ruh taşı. Çok güzel abi. Beceri kitabı neymiş? Bu da kılıç çevirme. Yani bu metinden 5M. 5200, 5200, 5250 aldık abi. Çok güzel. Bir metinden 5250. Gayet iyi. Şöyle ruh taşını verelim hemen. Çünkü şaman envanterde olmasın. Ben mühür katında açarım tekrar. Evet arkadaşlar, buranın son metiniyle karşınızdayım. Şuradaki bir ETP'leri bir toplayalım değil mi? Boşa gitmesin şöyle. Alalım çünkü hemen diğer kat attığı için. Çacarım niye gidiyor? Müşteren masalı yani. Müşteren masalı demiş. Şu başka ETP'miz var mı? Yok. Varmış bir tane daha. Tamamdır. Son metin arkadaşlar. Beceri kitabı da atıyor bu metin. İnşallah hemen yakalarız. Şöyle beceri kitabını yakaladık. Alev vuruşu. Tırt. Beceri kitabımız. Evet. Şimdi mühür katına geliyoruz. İnşallah yatmayız. Amin diyelim. Şöyle başladık. Hadi bakalım. Pelerin basmıyor. Sotlar geliyor zaten. Şöyle abi, inşallah iyi etki ediyordur yani bu tılsım. Çünkü ben de alacağım. Boşa almayalım. Şöyle abi çektik. Bakalım ne olacak. Şu an benim canım bayağı gitmesi lazım. Yani diğer videolardan görürseniz, ikinci videomdan, benim canımın bayağı bayağı bir gitmesi lazımdı ve şu an benim canım oynamıyor diyebiliriz. Çok az oynuyor. Yani cidden tılsımında etkisi var arkadaşlar. Daha güçlü bedenimizden hani geliştirsek bir M8, M9 olsa ya da P olsa zaten canımız hiç gitmez. P olsa canımız hiç gitmez. Orası ayrı da. Yani şu an canımız hiç gitmiyor. Yani tılsımın farkı bu. Yani mesela şu anda vuruşları az çok görebiliyorsunuz. Baksanıza abi, vuruşlar nasıl arttı. Takıyoruz abi. Nasıl düşüyor. Yani tılsımın cidden etkisi var buraya. Şimdi karanlık direnci buradaki abi, bunların vurduklarını işliyor. Yani 100 alıyorsanız 50 hasar alıyorsunuz. Bu olaysa şuradaki olay mesela, bunlar aynı ya. Bu da sonuçta daha fazla vurmanızı sağlıyor. Ama artı birden sonra sağlıyor diye biliyorum. Bir deneyelim onu. Ne kadar vuruyorum? 2.5, 2.5. Şimdi çıkardım 2.400. Yani 100 falan şu an fark ediyor. Yani artısı arttıkça bunların da şeyleri artıyor. ETP'lerimiz falan da var. İkinci turda görüşürüz. Evet dostlar, şu anda ikinci partta gelmiş bulunmakta. Şöyle bir tane pelerin basalım. Hepsi geldi zaten de. Biz gene de basalım. Sıkıntı abi şu. Böyle olunca lag oluyor. Ve pop basmanız biraz işlemiyor. Yani çünkü ben yaşam falan basıyordum. Ölüyordum. Ondan sonra yaşam basılmış oluyordu. Bayağı da bir ETP aldık yani. Bayağı bir ETP aldık. Yani size tavsiyem abi. Metin kesmekle falan uğraşmayın. Kimse. Bir tane işte ölümsüzlüğü Charizard az kötü. Yani iyi kötü. CBC ya da şey, büyülü keskinlik olabilir. Ben CBC dizmeyi daha çok seviyorum. Çünkü büyülü keskinlik de ne bileyim, sıkıyor beni çara. Büyülü keskinlik benim ruhumu daraltıyor böyle. Evet abi, bunları keselim hemen. Kilit açma taşı çıktı mı? Çıkmamış mı yani? Ah, çıkmış bir tane. Tamam, onu alırız. Şöyle şunu alalım. Gitmesin bak de boşu. Bu arada kule videoları sıktı biraz biliyorum. İkinci şey, dördüncü video farm videosu olacak. Metin kesimi videosu olacak. Elimden geleni yapıyorum şimdi. Tılsıma para biriktirdiğim için diğer şeylere pek para harcayamıyorum. Şöyle abi. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çıkmış. Çok güzel abi. 7 tane çıkmış. Hemen ben ETF'lerimi şamanıma aktarayım. Şamana da yer sıkıntısı var. Yer çabuk doluyor. Onun için bir envanter genişletme ya da 2 tane şarja çıkabilirim. Öyle düşünüyorum. Ben bir tane de iyileştirme yapabilirim buraya da. Şamanın envanterinde şu anda ne kadar boşluk kaldı abi? 9 tane boşluğumuz kalmış. Sıkıntı. Yani. Diğer ETF'ler yavana gidecek çünkü öyle olursa. Envanter dolduktan sonra ben inerim aşağıda. Daha da beklemem bunu zaten. Ben size şu an sadece bu videoda hani tılsımın farkını anlatmak istedim. Kısa bir video olacak biliyorum ama idare edin. Bu video yüklendikten sonra yaklaşık 4-5 saat sonra da diğer videomuz gelecek. Yetiştirmeye çalışıyorum. Bir yandan kafe işlettiğim için hani çok rahat bir şekilde yapamıyorum. Kafede video falan çekemiyorum çalıştığım için. Ne kadar hani kafe sahibi olsam da ben de çalışıyorum. O yüzden pek şey yapamıyorum. Ahmet'e bırakamıyorum kafeyi. Sorun oluyor ara sıra. Şöyle bunları keselim. Diğer parta görüşürüz. Evet arkadaşlar, şamanın envanterini göstereyim. Şöyle ETF'lerimiz bu şekilde. Halen devam ediyoruz kasmaya, bakalım. 2 ETF boşluğum kaldı. 12 tane daha ETF düşürüp ineceğim aşağı. Evet dostlar, hemen 2. 3. partımız oluyor galiba. 3. parta geldi. Şunları da bir keselim, ETF'lerimizi basalım. ETF satışları da iyi gidiyor. 200K'dan satıyoruz Allah'a şükür. 250K'dan bazen satılıyor. Yani piyasa çok şey arkadaşlar. Hilecilerin çoğu piyasayı düşürüyor, öyle diyeyim ben size. Nakit para kokusu bunlara şey yapıyor. Abi mantıklı olsana, hilecisin. Yani günde bayağı bir ETF kasıyorsun. Sat abi onları 250K'dan, elbet gidecek. Yani adam bulamayacak, seninkini alacak. Ya bu kadar basit. Biz 250'ye kurduğumuzda gitmiyor, sıkıntı orada. Çok bekliyor ya da süreleri az kalıyor, o zaman satamıyoruz. Kayboluyor. Sorun yani arkadaşlar bunlar çok. Zaten Gameforce bak günde bir saat ayırsalar, beni avcılarsalar. Ben bir günün avcı olayım. Yani yemin ederim şu oyunda ikinci köyde falan bir tane ilacı bırakırsam Allah belanı versin. Yani hepsini temizlerim. Zor bir şey değil abi ya. Gördüğün anda çak bana anasını satayım. Bitti bu kadar. Gördüğün anda çak. Ticket atmaya kalktık, 2 saat uğraştırıyorlar falan, hiç sevmiyorum. Böyle 1, 2, 3, 4 3'te kal, 4 böyle. Allah seni kahretmesin ya. 4, 5, 6, 7, bu turdan da 7 tane almış. Her turdan 7-8 tane falan alıyoruz arkadaşlar. Garanti olarak. Şimdi bunları ben yaptım ama benim şamanımın envanteri bitti galiba. Aktarayım hemen şunları. Şamanın envanterini göstereceğim arkadaşlar, bir dakika. Evet dostlar, son partımızda birlikteyiz. Çünkü bu parttan sonra daha da kesmem. Çünkü envanterlerimiz dolduktan sonra orada durmanın hiçbir amacı yok. Bu arada yerden de bayağı bir para elde ediyoruz. Yani şu tılsımın bu kadar işe yarayacağını hiç bilmiyordum. Baksanıza abi, canım oynamıyor resmen ya. Cidden ya, çok güzel oldu. Canım hani eskiden 2-3K'ları kartuşuyordu, şu anda 15K, 14K, 13K, o aralarda gidiyoruz. Şu okçuları temizledikten sonra zaten pek de bir sıkıntı kalmıyor. Hani oklu moklu item yalan arkadaşlar, gidin abi karanlık tılsım alın. Cidden oktan daha fazla iş göreceğine eminim. Yani itemlerime daha iyi bir şey getiremem. Yani şu ölümsüzü değiştirebilirim anca. Onu 20 yaparım. Fark olmaz pek. Ya bunun 30 seterisini bozmaya gerek yok zaten. Burada 20 ölümsüz var. Yani şu anda çarı maksimum seviyeye zorladım diyebilirim. İtemlerim hepsi 20 ölümsüz. Yani 20 ölümsüz olmayan itemim yok. Total zaten 120 ölümsüz oluyor arkadaşlar. Bir ele de gelirse işte 140 ölümsüz oluyor diyebiliyorum. Bu parttan da iyi ETF aldık. Şunları keselim, temizleyelim. Yani 500 defansa rahatça bir tane tılsım alıp burada farm yapabilirsiniz, haberiniz olsun. 500 defans size yeterli arkadaşlar. Art 9 Şahin alsam 20 ölümsüzlü, o da bayağı bir etki eder yani. Onu da tamamladıktan sonra zaten çar tutamayız çarı. Fişek olur çar. Hiç sıkıntı olmaz. Şunları hemen toparlayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Simitlerimizi alalım. 7. Bu turdan da 7 tane ETP almışız. Şamanı kaldıralım şöyle. Şamana 2 tane atacağız arkadaşlar. Şöyle şamana şunu atalım. Bir de bunu atalım. Bunları alalım. Şu an şamanın envanteri full abi. Ne kadar ETF elde etmişiz şamanın envanterinden? 46, 47, 57, 57, kaç oluyor? 69, 68, 69, 78, 80 tane ETF elde etmişiz. Güzel, gayet güzel, gayet güzel, gayet iyi.
Son partımız da burasıydı. Daha doldurmaya gerek yok. Hemen şöyle bir ışınlanalım abi. Şimdi at yere. Kullanamam ne demek ya? Nasıl kullanamıyorum? Bir karakter atalım hemen. Hemen. Yani senin Allah kahretsin seni ya. Seni Allah belanı versin ya. Evet, güzel bir hani hiç zorlanmadan kule yaptık. Yunus abiye buradan çok teşekkür ederim. Allah razı olsun abimizden. Yani olmasaydı bayağı zorlanacaktık. Ya tılsımın etkisini görüyorsunuz arkadaşlar. Hani şu an ikinci videoyla üçüncü videoyu karşılaştırın. Hani tılsımın etkisini çok rahat bir şekilde görürsünüz. Mavi bire bir gidelim abi. Şamanımız da şehir atalım diyeceğim. Slot kalmamış. Şurada öldürelim şunu da. Yani olay bu arkadaşlar, tılsım. Tılsımların fiyatlarını soracak olursanız tılsımların fiyatları biraz pahalı. Yani bu şu an 25 mon ama niye 25 mon? Karanlık tılsım olduğu için. Normalde hani 10 20 şeyli 20 karanlık tılsımlısını dirençlisini Allah beni kahretmesin. 20 karanlık dirençlisini işte bulursunuz 11'e 12 mona. Yani o fiyatlarda böyle tatlarımızı hemen alalım. Emre Bebo o mesaj attı. Evet diyelim. Yani bu tatlarımızı aldık arkadaşlar. Tatlı eventini değerlendirin. İyi güç veriyor. Aa arkadaşlar tanıdı. Çok teşekkür ederim. Yani abi bunu hep istemişimdir. Yani böyle diğer YouTuberlardan görüyordum. Böyle hani şey yapıyordum. Özeniyordum çok. Allah razı olsun Emre kardeşimizden. Buradan ona çok selamlar. Arkadaşlar video bu kadardı. Yani tılsımın etkisini göstermek adına bu videoyu çektim. Böyleydi yani. Dediğim gibi çoğu şeyi arka plana atın. Çarınızda 20 ölümsüz olsun ve karanlık tılsım olsun. HP'li işleriniz olsun. Çok rahat bir şekilde kuleye dönersiniz diye düşünüyorum. Yani burada 40 okun. Kaç ok? 30 okun pek bir şey olmaz size. Hani çok fazla bir şey olmaz. Hani bunları alacağınızda normal HP'li bir item alıp bunları al, şey tılsım alın. Ya ben pişmanım şu an bunları aldığıma. Hatta şunu satabilirim. Çünkü 5 kritik 3 derece pek de bir işe yaramıyor arkadaşlar. Çünkü hani ben 3 derecenin bana yararı olmaz. 5 kritik de yararı olmaz. Çünkü ben metin de kesmiyorum. Yani bunları bir satışa çıkarmayı düşünüyorum. Bu video bu kadar da teşekkür ederim izlediğiniz için. Diğer videomuz bunun ardından hemen gelecektir. Yani ben bunu ne zaman atarım? Saat 8-9 gibi bu kanala yüklenmiş olur. Sabah 8-9 gibi. Diğer videoda iftara yetiştirmeye çalışacağım. Teşekkür ederim hepinize. İyi günler.